Geçtiğimiz günlerde ünlü iş adamı Onur Alkanlar... Aha! Onur Bey, seni söylüyor ya. Kendisine karşı Altan, düzenlenen iki silahlı saldırıdan açar mısın? Da kıl payı kurtulmuştu. Bu her iki olayın perde arkasındaki kahramanı ise aynı kişi. Melek Caner'i. Aa! Seni diyor ya. Ne diyor bu ya? Peki kim bu gizemli kadın? Boşuna hafızanızı yoklamayın. Tanımazsınız. Çünkü o hayatını çöplerin arasında geçiren, kağıt toplayıp satarak geçimini sağlamaya çalışan bir kadın. Ne kadar zalimler ya. Muhabirlerimizin kendisiyle röportaj yapma isteğini geri çeviren Melek isimli bu kadın hakkında onu tanıyanlar konuştu. Geçenlerde bir araba yanaştı kapıya. Böylesini daha önce bizim mahalleli hiç görmedi. İçinden o zengin adam çıktı, yanılmıyorsam Onur dediğiniz. Hediye paketleri falan getirdi. İşte biz o zaman şüphelendik. Böylesine hiç alışık değil bu mahalleli. Yani biz fakir fukarayız. Kız Melek, hadi yine iyisin. Sayemde ünlü oldun. Bu Melek de kağıt toplar çöplerden, temizliğe gider. Bu kadın benim annemden mi bahsediyor? Koyun bozsun devretsin senin Neriman. Bir temizlik şirketinde çalışıyor. Bazen oradan temizliğe çağırırlar. Bize Melek Hanım'dan bahsedebilir misiniz biraz? Yani nasıl biridir Melek Hanım? Ulan seni var ya Cadılar Bayramı'nda hava ifşek gibi patlatmazsam benim de adım Memo değil be. Bu Melek var ya öyle bir hırslıdır ki. Eskiden beri zenginliğe heves ederdi. Bir şey istedi mi de almadan bırakmaz ha. Dur sen. Sana bu yaptıklarım az daha dur. Demek temizlik şirketine çalışıyorsun ha? Süper. Ulan. Ana bu. İndirme hemen öyle filikaları ya. Dur daha batmadık. Ne oluyoruz ya? Kim ulan önerim ha? O var ya erkek olsaydı ben ona yapacağımı biliyordum. Bırak. Bırak ki. Böyle yapmakla boşuna üzülüyorsun Melek. Hiçbir senin suçun değil. Bunun haber olması bizim suçumuz. Şu cemiyet hayatı dedikleri saçma sapan bir şey. Bir bulaştın mı ona bizim gibi? Ondan sonra yandın. Her attığın adımı haber yapıyorlar. İster değsin, ister değmesin. Bu tamamen bizim suçumuz. Kusura bakmayın. Biz müsaadenizi isteyelim artık. Lütfen böyle gitme. Konuşalım biraz. Yok yani şimdi Memo da hastalandı falan bu gece biz şey... Yok yok biz kalkalım eyvallah. Çok teşekkürler her şey için. Sağ ol madem. Öpeyim. Ben sizi geçireyim. İyi geceler. Altan, arabayı hazırlayın. Hemen efendim. Çok üzüldüler, çok. Bütün gece mahvoldu. Ay ben Melek Hanım'ı çok sevdim valla. Ya çok tatlı kadın değil mi? Bizimle oturdu, sohbet etti. Yemeklerime de bayıldı. Ben de çok sevdim. Biliyorsunuz benim içim öyle kolay kolay almaz. Ama ne kadar samimi bir insan. Eve neşe getirdiler. Onlara göre bizim orada büyük büyük annemin Korsika'da bir koyu var. Oradaki insanlar böyle sıcak, samimi. Senin de çayın varmış. Ne öyle pırnık peş karış havada gezeysen? Yok ben efendim Paris'teyken Şanlı Aziz neydi kız? Ay abla Şanzelize. He ama neyse işte gelmiş Paris'in çöyünden bize hava atıyor. Bir dakika Asuman. Ben Paris doğum büyüdüm. Biz onu. Hepimiz. Anladık. Onu bırakın da şimdi Onur Bey ve Melek Hanım arasında bir şey mi var şimdi yani? Var var. Orası kesin. Bence de olsun. O manyak Sibel Hanım'dan sonra bir gün yüzü görelim. Alma şu kadının ağzını ağzına. Bir an önce polisler çıksın da kurtulalım. Amin. Amin. Hiç böyle olsun istemedim ki ben. Hayır yani ben nasıl konuştum o televizyoncuları? Ben gönderdim kapıda. Sen
sen de gönderdin çutladın bizi. Ya, tamam. Tamam ablam ya. Daha fazla kemirme beynini ya. Ne yapalım yani? Akacak kan damarda durmaz. Ha bu da hesap işte yani. Gerçi oluk oluk akmaya da iyiydi. Bu gidişle kan kaybından cortlayacağız çünkü. Derezi oldu. Allah'ın karakoluna bak sen ya. Tam pislik çıktı görüyor musun ya? Daha yeni kırdım ağzını burnunu yırttım. Bir daha akıllanmamış ha. Yok ablam bunların ağzı böyle yırtmakla olmaz. Bunun böyle hani füzgülü çöp torbaları var ya. Gerçi bunun ağzı da böyle adidir yani. Tam 5. sınıf plastikten büzülmez yani. Adi adi. Ama ben biliyorum o adinin ağzını ben nasıl büzeceğimi biliyorum. Bir tam büzeyim de. Dur, ne yapıyorsun abi? Ya nereye bırak gidiyor? Tam bir kırayım da bir hafta başına gelsin oğlum ya. Ne olacak başka türlü adam ne olacak? Ha? Anlamadım. Abla. Ha? Ne oluyor be? Kim bu? Kız ah, ben daha senin yine sana kalamayacağım. Akıllar hadi sen ha? Abla Allah aşkına. Allah'ını seversen bırak abla. Çok çalışan ablanı kurtarmaya geldim. Beni bırak beni. Bırak beni. Aşkına, bırak sen sizi bırak. Allah'ını seversen. Ay yetişin komşular. Ya. Siz. Ya ne olur. Ya bırak bunu. Bırak gebertin Kerehan ya. Dur ya. Bikma. Benim yüzüm geldi kadın ayağa gel. Ay yapma. Yapma. Manyak. Lan edepsiz karı. Yolsuz. Edepsiz de yolsuz da sensin asıl. Ya bak hala konuşuyor ya. Bırak. Kızım konuşma bak sus çok kötü ol. Defol git. Ya Osman bırak bırak. Abla, tamam bırak 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 bırak. Hayır hayır. Bırak o anlamıyor. Yürü artık yürü. Kadın. Ya Osman bırak şunu damını çerçevesine bir indireyim bakayım görsün bir artık. Bir yiğit kendini feda etmeli. Yoksa mahallede huzur kalmaz söyleyeyim bak. Ya iyi tamam o zaman sen et kendini feda lafa bak ya. Benim durumumu biliyorsun be Osman. Ya yürü Allah aşkına zaten. Ya yanlış anladın. Ya yürü. Allah'ın adına. Hadi ya tamam. Tamam ablam ya. Almadı o dersini. Ya sen gücünün farkında değilsin ya. Vallahi billahi bak. Melek nasıl sarsıldı gördün mü baba? O kadar gerçek, o kadar saf ki dünyası. Bir an bütün bunların altında ezilip kalacak gibi. Bu insanları kendi dünyamıza çekerek iyi mi ediyoruz, kötü mü? Bilemiyorum. Seni anlıyorum elbette. Melek bambaşka bir yanına dokundu. Özendiğin masumiyeti verdi sana. Ama sorun şu ki bizler yeterince masum değiliz. Dokunduğumuz her şeye bazen istemesek de tahrip etmek gibi bir hastalığımız var. Tıpkı bu gece olduğu gibi. İşte haberi görünce her şey bir anda alt üst oldu. Aman sen de bırak şu haberi de. Ev nasıldı ev? Onu anlat. Ne yaptınız? Ne konuştunuz? Ha? Ay anne. Ha? Evi gör. İnsanlar nasıl evlerde yaşıyorlar ya. Her yer pırıl pırıl. Şıkır şıkıdım. Tertemiz hele o sofra var ya. Yok yok. İnsan öyle evden çıkmak istemez vallahi. Bana bak sen de istemedin galiba ha? Ne yalan söyleyeyim aslında o olay olmasa hiç istemezdim. Ama o da değil anne. Ben ne yapacağım? Evim evi boş ver yani. Ben kendime söz geçiremiyorum anne. Ya kızım diyorum Melek sen kim? Onur kim? O insanlar nerede? Sen neredesin? Evet.